Adana Seyhan'da bir mahalle için kamulaştırma kararı alındı. Mahalle ayağa kalktı. İsyanları kamulaştırma kararına değil, belediyenin mülkleri için belirlediği bedele. Mahallede 52 taşınmaz var ve bu mülklerin tamamı için hak sahiplerine ödenecek tutar sadece 14 milyon lira. Bir mahalleye biçilen bedel 14 milyon. Beleşten her şeye konuyorlar. Böyle şey mi olur? İsyan ediyorlar çünkü Seyhan Belediyesi'nin yaptığı kamulaştırmada mağdur oldular. Verdiği para bir senelik kire değil. Biz yıkıma karşı değiliz. Yalnız biz hakkımızı istiyoruz. Seçim döneminde Zeydan Başkan dedi ki bir seçimleri atlatak dedi, gerekeni düşünüyoruz dedi. Kazandıktan sonra yine bizi unuttu. Adana Seyhan Belediyesi 2019 yılında kentsel dönüşüm projesi için Mıddık Mahallesi'nde kamulaştırma kararı aldı. Davalı idare olan Seyhan Belediyesi tarafından dava açılıyor. 52 adet taşınmazın bulunduğu bu bedel toplamda 14 milyon üzerinden bir bedel belirleniyor. Çok komik bir değerde bir rakam. Seyhan Belediyesi'nin verdiği paraya da çok teşekkür ediyorum kendilerine. Eğer lazımsa bu kadarına ben vereyim yine kendilerine, beni kaldırmasınlar. Burası yaklaşık 1,5 dönümlük bir arsa ve bu arsa üzerinde 5 ayrı bina bulunuyor. Ve bu bina ve arsa Abdülkadir Alçimşek'e ait. İşte buradaki ev ve arsaya Seyhan Belediyesi sadece 320 bin lira değer biçti. Ben nereye gireyim otelim? Ben de çıkmıyorum. Ne yapsın yapsın. Malımızı yani resmen gasp ediyorlar. Mahalleli kamulaştırmanın iptali için dava açtı. Yürütülmenin durdurulması istendi. Ancak o dava sonuçlanmadan yıkım kararı verildi. Ev sahiplerine tahliye yazısı gönderildi. Günlerdir belediyenin kapısını aşındıran mahalleli sorunlarına çözüm bekliyor. Elimle tırnağımla yapmışık. Zorumuza gidiyor. Hadi, hadi.